Altın Skor Spor haberlerine hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizce şu ana kadar transferlerde hangi takım ön plana çıktı? Cevaplarınızı yorumlara yazıp kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Forvet arayışlarını sürdüren Manchester City, Barcelona'nın Fransız oyuncusuyla ilgileniyor. Pep Guardiola, Griezmann ile özel bir telefon görüşmesi yaptı. İkili olası transfer hakkında uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Maaş bütçesi nedeniyle sıkıntılar yaşayan ve sözleşmesi biten Lionel Messi başta olmak üzere birçok oyuncuya kontrat önerememe tehlikesiyle karşı karşıya kalan Barcelona, Griezmann'ı elden çıkarmaya sıcak bakabilir. Fransız oyuncunun Barcelona'da bir türlü istediği seviyeye çıkamaması ve zaman zaman mutsuzluğunu dile getirmesi de Premier Lig ihtimalini güçlendiriyor. Bordo Maviler, sol bek Damberk'i kiralamak için Inter'le temaslara başladı. Bu hamleyle Alioski cephesine "tek hedefimiz siz değilsiniz" mesajı verilirken Dalberg konusunda görüşmeler başladı. Ciddi şekilde mesafe alındı. Özellikle İtalya basını Bordo Mavillerin Damberk'i transfer etmeye çok yakın olduğunu yazıyor. Trabzonspor geçen sezon Rennes'te kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki Brezilyalı yıldızı opsiyonlu kiralama formülüyle Inter'den transfer etmek amacında. Trabzonspor'da yerli sol bek olarak gündeme gelen 31 yaşındaki İsmail Köybaşı pek çok Süper Lig ekibinden teklif almasına rağmen Bordo Mavillerin kararını bekliyor. Hatay Spor başta olmak üzere 3-4 kulübün ilgilendiği İsmail'in "Trabzonspor'dan haber bekliyorum. Geleceğime ilerleyen süreçte karar vereceğim" dediği öğrenildi. Beşiktaş serbest oyuncu statüsündeki milli futbolcu Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. 27 yaşındaki oyuncu 1-2 gün içerisinde Nevzat Demir tesislerinde kampa katılacak. Siyah beyazlar Bruma'yı da radarında tutuyor. Temsilcisi aracılığıyla kulübe teklif edilen 26 yaşındaki PSV'li oyuncu için teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılacak görüşmenin ardından harekete geçirecek. Daha önce Galatasaray forması da giyen başarılı oyuncuya teknik ekipten onay çıkarsa kiralama teklifinde bulunulacak. Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakan Portekizli futbolcuyla anlaşılması halinde Larin'in satışına onay çıkma durumu bulunuyor. Önceki gün İstanbul'a gelen Gazze'nin menajeri Fazuli ile yapılan pazarlıklarda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Siyah beyazlar 26 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık kontrat ve sezon başına bonuslarla birlikte 2.5 milyon euroluk teklifi kabul ettirdi. Arada sadece küçük detaylar kalırken transferin bitmesi oyuncunun kulübü Leicester City ile yapılacak görüşmelere kaldı. Siyah beyazlı yönetim de İngiliz ekibinin 4-5 milyon euro bandındaki talebini aşağıya çekerek bu işi sonlandırmaya çalışacak. Menajer Fazuli'nin Leicester City 3-3,5 milyon euro arasında bir rakamı kabul eder dediği öğrenildi. Beşiktaş Chelsea'nin golcüsü Ike Ugbo'ya talip oldu. Chelsea ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Nijeryalı futbolcu için İngiliz kulübünün yakında kararını açıklaması bekleniyor. Ike Ugbo'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Feyenoord, Genk ve PSV de talip. Fenerbahçe'nin de bir süredir listesinde olan Arnautovic için Kartal da devreye girdi. Çin kulübü Şangiport'tan ayrılacak olan yıldız futbolcunun menajerinin görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a davet edildiği belirtildi. Çin'de yüksek ücret almasına karşın maliyet olarak gündemdeki diğer adaylara göre daha uygun olacağı düşünülen Arnautovic'in Beşiktaş'ın kadrosuna katacağı iki yıldız golcüden biri olması bekleniyor. Cimbom, Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestirdi. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A milli takıma çağrılan 26 yaşındaki oyuncu için nabız yoklandığı öğrenildi. Yönetimin Konya altyapısında yetişen Abdülkerim'in önünü kapatmayacağı ve Galatasaray'a iyi bir teklifle gelmesi durumunda kaptanın ayrılığına izin vereceği gelen haberler arasında yer alıyor. Galatasaray Stanku transferinde de önemli bir mesafe kat etti. Slavia Prag'da forma giyen 28 yaşındaki 10 numara için yoğun bir baskı uygulayan sarı kırmızılar hedefine ulaşmak üzere. Stanku Galatasaray transfer olmak için kulübü Slavia Prag'a baskı kurdu. Çek kulübü bu transfere artık daha sıcak bakıyor. Galatasaray'dan daha önce 7.5 milyon euro bonservis ücreti isteyen Slavia Prag 5 milyon euroya kadar düştü. Sarı kırmızılı kulübün Çekya temsilcisine önerdiği rakam ise 4 milyon euro oldu. Aslan transferi 15 Temmuz'a kadar sonlandırmak istiyor. Galatasaray PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı için kadrosunu o tarihte UEFA'ya teslim etmek zorunda.
Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden Roni Lopez'in menajeri yaptığı açıklamada oyuncusuna yönelik ilgiyi doğruladı. Sevilla, oyuncunun iyi bir sezon geçirmesi ve fiziksel olarak geri kalmaması adına oyuncunun transferini bir an önce çözüme kavuşturmak istiyor. Bu doğrultuda oyuncuyla Galatasaray, Benfica ve Sporting'in ilgilendiği aktarılıyor. Galatasaray uzun süredir transfer listesinde yer alan Bursaspor'un genç sağ beki İsmail Çokçalış için özel bir strateji uyguluyor. Geçtiğimiz Nisan ayında çapraz bağları kopan İsmail Çokçalış'ın ameliyatını gerçekleştiren Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce'nin genç oyuncunun sahalara beklenenden daha erken döneceği yönünde rapor sunması üzerine sarı kırmızılı yönetimin bu transfer için gaza bastığı öğrenildi. Bursaspor'un ise Avrupa'dan da birçok talibi olan İsmail Çokçalış için kapıyı 2 milyon eurodan açtığı öne sürülüyor. Sporlu Pau Penza için uğraşan sarı lacivertler transferi büyük ölçüde bitirdi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın da onay vermesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Fenerbahçe yönetimi, Gabonlu oyuncu ve menajeri ile İstanbul'da bir araya geldi. Gerçekleşen zirvede sözleşmenin detayları masaya yatırılırken birkaç pürüz dışında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi. Hatayspor'a 5 milyon euro ve takastan oluşan bir teklif sunan sarı lacivertler transferi hafta içinde bitirmeyi planlıyor. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu ligde geride bıraktığımız sezonda 22 golle kral olmuştu. Sarı lacivertler Galatasaray'ın da transferi için yoğun uğraşlar verdiği Paulinho için girişimlere başladı. Fenerbahçeli yetkililerin Paulinho transferini gündemine almasının bir numaralı sebebinin oyuncunun serbest statüde olduğu ifade edildi. Yıldız isim kariyeri boyunca 487 müsabakada rol alırken 130 gol, 55 asist kaydetti. Lacivertlerin Rennes'in Senegalli golcüsü Mbaye Niang'a kançı attığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladığı bildirildi. Rennes'in 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki forveti yüksek maaşından kurtulmak için uygun bir bonservisle göndermek istediği gelen haberler arasında. West Ham'ın formasını giyen Andriy Yarmolenko'nun Kanarya ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilmişti. Gelen son haberlere göre West Ham'ın 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuya gelecek sezonun kadro planlamasına yer vermeyeceği belirtildi. Hal böyle olunca sarı lacivertlerin bu transferde eli güçlendi. Özellikle Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın da Yarmolenko'yu kadrosunda görmeyi bir hayli istediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın Yarmolenko'nun hücum hattının her bölgesinde görev yapabilmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesini çok istediği belirtildi. Geçen sezon devre arasında 7 milyon euro transfer ücreti karşılığında Başakşehir'den transfer edilen İrfan Can Kahveci'ye Premier Lig takımlarından Newcastle United talip oldu. İngiliz ekibinin İrfan Can'ı uzun süredir takip ettiği, Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan ucuz maliyetli bir 8 numara aradığı için Türk oyuncunun peşinde olduğu belirtildi. Newcastle United'ın daha önce de İrfan Can Kahveci için teklif yaptığı, ancak o dönemde Sevilla ile girişilen yarış nedeniyle rakamın 15 milyon euroları bulduğu, bu yüzden geri adım atıldığı bilgisi verildi.